İlk Nur, Kalbi Nur, Eda, Kader. Çiçekli elbiseleriyle Ali Koç köyünün dağlarını renklendiriyorlar. Burak, Ege, Arda, Şerif. Onlar da 1 kilometre uzaklıktaki Koçeli köyünün çocukları. Bu köylerde o kadar çok düğün oluyor ki çocuklar oyunlarında bile düğün kuruyor. Kuzey Makedonya'da Radoviş'in dağ köylerinde Yörüklerin geleneksel yaşamı 600 yıldır sürüyor. Hadi gel hazırlanmaya başlayalım şimdi. Giyelim senin eşyaları. Otur, giy başta çorapları. Topolnitsa köyünden Şefiye Aliyeva'nın bugün kına gecesi, yarın da düğünü var. Evet, 7 erkekler ismi. Bunların da ismi gömlek ama 5-6 türü var. Uçtular, bilmem 7 erkekler, koşa güllüler. Dur. Şefiye 3 yaşından itibaren ailesiyle birlikte Hollanda'da yaşamış. Geleneklerine bağlı büyüyen Şefiye, kendi memleketinden evlenebilmek için Makedonya'ya kesin dönüşlerini beklemiş. Onda şeyler yapıyor. Evet. Kuzeni Emine ile amcasının eşi Saliye, Şefiye'ye yöreye özel bir gelinlik giydiriyor. Bakalım olacak mı benimkiler sana? Şimdi bu bir tane. Bunlar hep kat kat giyiliyor. Yani biraz sıcak havada durması zor ama... Kutasını şimdi kuşatayım. Kuşatacağız. Bunu buradan güle bağlamamız gerekiyor ki iyi açılmasın. Ben evlendiğimde bunlar eskiydi. Bunlar bana annem tekrar yaptı. 2 kere çiz. Gelinlerin kendi yapmalar, anneleri yapıyor. Analarına ödenmez ki. Yörük kadınları kış boyunca büyük bir özenle kız çocukları için gelinlik hazırlıyor. Bu geleneksel gelinlik el emeği, göz nuru parçalardan oluşuyor. Yörük gelinisin gösteriş çok önemli. Şimdi bunlar altın. Gelinlere de bu olmazsa olmaz. Yani 20 taneden aşağı olmaması gerekiyor. Bunu da takıyorlar. Yani gelinlerin boynuna bakıyorlar düğünlerde bu var mı diye. Kim aldı daha çok? Kimden bunlar bu kadar diye bakıyorlar. Şimdi gene düğünlerde artık burbayı 1-2 saat tutuyorlar ama benim düğünüm olduğu zaman hem akşamdan bir 7-8 saat hem de gene o sabah daha 7'de 8'de giyiyorsun burbayı. O gün bütün gün düğün oynarsın, insan karşılarsın, oturuyorsun, kalkıyorsun. Daha akşam 7'de o burbayı çıkarıyorsun. Burbalar gene daha da çok şey edecek, sıkacak. Ben düğünden sonra bir hafta buralarım hep ağrımıştı. İşleme don, fıta adı verilen önlük, takıları sergilemek için yastık boncuğu, yağlıklar, kuşak, takke, kıvrak. İnsanda sıra şimdi. Bunu giymesi çok zor ama böyle yavaş yavaş gideriz. Tamam. Yavaş yavaş. Şimdi mesela gelinlerinle düğünü oluyor. Gelinin ablası, yengesi, yakın çevresi. İşte bunu böyle giyinip bununla gidebiliyor ama sen gelin olduğun için şimdi sana takke var, kıvrak var, onları kuracağız. Kırmızıyı takalım. Evet. Takım olur o zaman. Düğün sırasında gelinin saçının şekli de çiftin nasıl evlendiğinin göstergesi oluyor. Olmazsa olmaz, bu da düşün. Eğer gelinin saçı düğünde kâküllüyse, önceden kaçtığı, değilse babasının rızasıyla evlendiği anlaşılıyor. Gelin kıvrağı çünkü sadece bunu gelinler takıyor. Bizim adetlerimiz böyle. Artık annesi gelini görebilir. Eksik bir şey var mı Inge? Bu kadar. Bu kadar. Çok güzel olmuş maşallah kızım. İyi bak kızım, güzel, güzel bu akşam son gecesi. Bu gece koyun koyuna uyuyayım. Hüyle adet kalmış. Hadi hadi ağlama ya. Herkes evleniyor gidiyor. Hüzün ve mutluluk aynı karede bütünleşiyor. Güzel güzel sarılın, koklaşın, koklaşın. Her şeyin tam. Geriye kaldı bir düğüne gitmek, oynamak. Bütün gece bizim oyna oyna dur. Sahra dava yarın artık o sıcakta Allah yardımcımız. Müzik.
Makedonya topraklarında Türk kültürünü, dilini ve geleneklerini yaşatan yörükler için düğünler ayrı bir önem taşıyor. Hemen herkesin birbirini tanıdığı bu köylerde düğünler, sosyalleşme, bir arada eğlenme, geleneksel yaşamı ve birlikteliği sürdürme alanları olarak görülüyor. Topolnitsalı Şefiye Aliyeva, Valandova'nın Kalkova köyünden Mustafa Kara Elmazoğlu'la dünya evine giriyor. Düğüne kendi köyü kadar tüm yörük köyleri de akın ediyor. Hemen herkes düğünde. Halay içinde halay. Çünkü gelinin babası Ali Aliyev'in seveni çok. O da kızını gönüllü olarak düğün dernekle yuvadan uçurmanın mutluluğu içinde. Bu güzel şöleni izleyenler arasında kaçarak evlenen ve düğünlerini bekleyen çok sayıda çift de var. Kuzey Makedonya'da yaşayan yörük kızları, gezmeye gitme, giyinme gibi konularda evli kadınlara nazaran daha serbestler. Yani burada bizim de sınırımız var. Bazı yerlere ailemiz izin verince gidiyoruz ya da ailemizle birlikte gidiyoruz. Düğünler olunca zaten birlikteyiz ailemizle. Onlar da orada, biz de buradayız. O yüzden istediğimiz kıyafeti de giyiyoruz. İstediğimiz oyunu da oynuyoruz. Burada sadece güneş akşam batana kadar, güneş dinlenene kadar kızların o sokağa çıkması mümkün, her akşam kızlar toplanır. Ama yani güneş battıktan sonra bir daha da kızlar çıkmıyor. Akşam evdeler. Evli kadınlarsa gerek köy içinde gerekse düğünlerde çiçekli kıyafetlerini giymek zorunda. Kızken farklı, gelin olduklarım farklı. Kızken çünkü eğer istediğin urbayı giyebilirsin. Eğer istediğin yere de gidebilirsin. Tek başına da kızlarla beraber toplanıp gidebilirsin. Ama gelin olduğun için mecburen ya eşinle beraber gitmen gerekiyor ya da yine kayınvalidenle beraber gitmen gerekiyor. İşte bizim geleneksel kıyafetimiz olduğu için buradaki köy düğünlerine onlarla gitmemiz gerekiyor.